Doğrudur ve gerçekleri söylememiz gerekiyorsa bir kere Abdullah Avcı'yı tebrik etmek gerekiyor. Meslektaşım. Geldiği günden bugüne kadar istikrarlı bir oyun planı var, bir yükselişi var Trabzon'la beraber kendisinin de. Ama şunu da unutmayalım ki bugün ligde en çok transferi yapan, yüksek maliyetli transferleri yapan da Trabzonspor. Biz devre arası dahi transfer yapamadık. Neden? UEFA Fair Play anlaşmalarından dolayı yapamadık. Bunun için bazı kulüplerimizde bu sıkıntılar var. Ya, Trabzon bu arayı iyi değerlendirdi. Çok önemli, çok yüksek maliyetli oyuncular transfer etti. Bunu da göz ardı etmeyelim. Edilmesin. Mesela devre arası bile kaç tane yüksek maliyetli oyuncu aldılar. Bir Visca ne maliyetli oyuncu aldı. Visca'yı kim istemez? Değil mi? Onun için Trabzonspor doğru planlama yaptı. Üç büyüklerin demeyeceğim. Ben kendimden bahsedeyim. Bizim takımımızdan bahsedeceğim. Biz de yapmak isterdik ama onlar geçen seneden bu planlamaları yaptıkları için böyle bir kendilerine avantaj sağladılar. Bunu iyi değerlendirdiler diye düşünüyorum. Ama önümüzdeki sene ne olur bilemem. Başka var mıydı soru? Buyurun. Kendimizi tanıtırsak lütfen. Recep Tayyip Kaya, GZT Spor. Hocam bu sezon izlediğim en iyi Fenerbahçe'ydi. 10 kişi kalmanıza rağmen bunu başardınız. Rakibin Trabzonspor olması dışında bunu farklı kılan şey nedir? Bu taraftar önünde bugün karşımızda rakip kim olursa olsun biz aynı karakteri, aynı mücadelemizi ortaya koyacaktık. Artık takımımız bir eşikleri geçti. Onun sinyalini veriyordu zaten. Geçen hafta Kasımpaşa maçında verdi. Bugün de Trabzon olması, taraftarlarımızın tabii ki stadı doldurması, hep söylüyorum, oyuncularımızın motivasyon anlamında daha yüksek eforla mücadele etmelerini sağladı. Gerçek bu, doğru bu. Tekrar bu taraftarlarımıza ben çok çok teşekkür ediyorum. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Suha Bey buyurun. Suya Gören Adal Ajansı. Hocam şunu merak ediyorum. Hem bugünkü takımı gördükten sonra hem de sürekli üzerine siz geldiğinizden beri üzerine koyduklarını söylüyorsunuz oyuncuların. Sene başında eğer göreve gelmiş olsaydınız hiçbir takviye olmadan bu takımı şampiyonluğa götürdüm diyebilir misiniz? Teşekkür ederim. Ya bu şimdi zor bir soru. Yani doğru söylememiz gerekiyorsa geçmişteki hocaların da bu takıma katkıları var, emekleri var. Başkalarıyla kıyaslanmak şu anda doğru olduğunu düşünmüyorum. Geldikten sonra ben elinden geldiği kadar bazı şeyleri en iyi nasıl yapabilirim bir Fenerbahçeli olarak bunları tespit etmiştim. Şu anda da bir şeyleri elimdeydi, ufak da olsa belli. Onun için çok fazla geriye dönük ben olsaydım şöyle olurdu böyle olurdu bunlara girmek istemiyorum. Şu anda iyi yoldayız, iyi çalışıyoruz. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bunu takdirini ben kamuoyuna bırakıyorum.